Bugün 14 Mayıs, 61 yıl önce 14 Mayıs 1950 tarihi siyasi tarihimize altın harflerle kazındı. Kimilerine göre bu bir beyaz devrimdi. Demokrat Parti'nin tek parti zihniyetine son verdiği gün Türkçe ezan dayatmasına da son verildi. Baskı altındaki Anadolu halkı rahat bir nefes aldı. Peki tek parti döneminde neler yaşandı? İşte ilk ağızdan o kara günler. Tanrıdır, Tanrıdır, Tanrı'dan başka yoktur, tapacak. Tek parti dönemi denilince onun aklına gelen işte bu. 86 yaşındaki Ramazan Büyükkeskin, şehir şehir, köy köy jandarmaların cami önlerinde Türkçe ezan nöbeti tuttuğunu söylüyor. 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Bağcı ise CHP zihniyetinin özellikle de din görevlilerine baskı yaptığını dile getirdi. Gizli yerlerde Kur'an okuyorlardı çocuklar, Elif Bağcı'yı okuyorlardı, imamlar okuyordu. Jandarma geliyor deyince onlara saklıyorlardı, hep dağılıyordu, kimse kalmıyordu. Yoksa Bursa Kur'an'ları alıp yırtıyorlardı, alıp götürüyorlardı. İmamlara, halka, çocuklara işkence yapıyorlardı. Ekmeği bile zor bulan Anadolu halkına en büyük zulümse camilerin ahırlara çevrilmesi oldu. Çanakkale Savaşları sırasında Dizdar Camii binası, Dizdar Camii'nin binası, binde cami olarak hasar gördü ama minaresi sağlamdı. Oraya savaştan sonra, yani tek parti devri dediğimiz, sormak istediğim devre girdiğimiz zaman orası ağır olarak kullanıldı. 1946-47 yıllarında orası satıldı. İşte bundan tam 61 yıl önce 14 Mayıs 1950'de gerçekleştirilen seçimlerde %54 oy alan Demokrat Parti tek parti dönemine son verdi. Adnan Menderes başbakan oldu. Türkiye'de bir devir kapandı. Ancak ardından darbeler devri başladı. 27 Mayıs 1960 darbesinden Genelkurmay'ın 2007 yılındaki 27 Nisan bildirisine varıncaya kadar birçok defa Türk demokrasisi yer aldı. Ancak artık demokrasi daha güçlü. Buradan buraya geçti, oradan buraya geçti, oradan buraya zıpladı, buradan oraya hopladı. Ne yapıyor bu beyefendi? Hanımefendinin elini sıkmaktan kaçıyor. Hatırlıyor musunuz o günleri, yine görlüler? Ya. Şimdi aradan kaç yıl geçti? 3 yıl geçti. Her şey normalleşti. Artık topuk selamı veren Sayın Cumhurbaşkanım diye söze başlıyor.